Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda, ilk fen dersimizde beraberiz ve birinci dönemin tekrarını yapıyoruz. Hazır mısın Tonguç Evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber birinci dönem fen konularını baştan ayağa tekrar edeceğiz ve süper bir hazırlık yapmış olacağız. Süper bir tekrar yapmış olacağız seninle beraber. Biliyorsun LGS ilk tekrar programımız başladı ve süper bir şekilde seninle beraber ilk tekrarımız ardından Mayıs ayında son tekrarımızda hayalimizdeki liseye emin adımlarla ilerleyeceğiz ve bugünkü dersimizde seninle beraber bir büyük resme bakacağız. Yani bir picture'a bakacağız ve hangi konular gelecek ve bu konulardan kaçar soru gelecek ona bakacağız. Ardından konu özetlerini yapacağız. Teker teker her konunun hızlı ve süper hızlı özetlerini yapacağız ve ardından da tam isabet yeni nesil sorularla aslında tekrarımızın en büyük kısımlarından bir tanesi yeni nesil sorularla tekrarımızı yapacağız. Sorular üzerinden tekrar yapacağız ve zaten kitaplarımızda da biliyorsun yeni nesil sorulardan sana ödevler vereceğiz diyoruz ve biliyorsun Tonguç Eylül ilk tekrar çok önemli. Gerçekten de burada milli gururumuz TOG'da olduğu gibi zaten sen en fazla hangi arabayı seviyorsun? TOG tabii ki. Harikasın tebrik ediyorum. TOG gerçekten de en sevdiğimiz araba olmak zorunda çünkü milli arabamız ve burada senle beraber bir şarj edeceğiz kendimize. İlk tekrarımızla şarj edeceğiz. Ardından son tekrarımızla Mayıs ayında süper bir tekrar şarj edeceğiz ve burada bir ve ikinci dönemin bütün konularını tekrar edeceğiz ve hayalimizdeki liseye gireceğiz inşallah diyorum ve tabii ki birinci dönem LGS fen konularına büyük bir resimle bakalım seninle beraber. Mevsimler iklim ilk konumuz DNA ve genetik kod ikinci ünitemizdi. Üçüncü ünitemiz basınçtı ve dördüncü de madde ve endüstriydi. Sonrasında basit makineler geliyor. ikinci dönem konularından bir tanesi o. Biz birazcık giriş yaptık ama tabii ki biz önden gidiyoruz birazcık konularda. Tabii ki ilk dönemin konuları aslında burada bitiyor. Peki mevsimler ve iklim Minnoş bir konu küçük bir konu gerçekten de güzel de bir konu DNA ve genetik kod çok geniş bir konu çok kapsamlı bir konu ve birazcık ezber gerektiren bir konu onu da söylemek istiyorum senin en fazla zorlandığın hangisi buradaki yerden DNA ve genetik kod hocam harika evet gerçekten de yani DNA genetik kod birazcık zorlayıcıdır çünkü çok fazla bilmen gereken şey var dediğin gibi soruları ama kolaydır merak etme hani birazcık konu geniş olabilir ama soruları kolaydır tabii ki bazı arkadaşlarımız basınçta da zorlanabilirler çok normal bir şey bu fizik konusu birazcık daha e, hani zor sorular da sorabilir olar burada test kitaplarının özellikle ama merak etmeyin LGS sınavında birazcık daha kolay geliyor birazcık anlamaya dayalı geliyor birazcık fiziksel e, e, nitelikleri anlamaya dayalı geliyor madde ve endüstri de gerçekten de periyodik sistem olsun işte kimyasal tepkimeler olsun çok sorunun geldiği diğer konulardan bir tanesi Tonguç evladım benim tabii ki biz bugün senle beraber mevsimler oluşumu iklim ve hava hareketleriyle başlayacağız ardından DNA genetik kod kalıtım ki çok önemli çok fazla sorunun geldiği bir kısım mutasyon ve modifikasyon kesin sorusu var. Adaptasyon ve biyoteknolojiyle bu işi noktalandıracağız ve gerçekten DNA genetik koddan her sene çok fazla soru geldi. Hatta biz analizlerini yaptık seninle beraber Tonguç Eren Bey'im. 2023'ün sınavına baktık. 2022'nin sınavına baktık. Hatta şöyle göstereyim sana. 2021'in sınavına baktık sayısal bölüme. 2020'nin sayısal bölümüne baktık. Hepsinde teker teker kaç soru çıktığına baktık. Hatta hemen şunu sana söylemek istiyorum. 2020 ve 2023'ün sınavlarında aslında burası pandemi, burası de deprem senesi olduğu için sadece birinci dönem konularından çıktı. Yani dört üniteden sorumluyduk ve gerçekten çok fazla soru geldi bu konulardan. Hatta göstermek istiyorum. Mesela DNA genetik koddan sekiz tane soru geldi. Gerçekten de çok fazla. Tabii ki gerçek sınavda sadece birinci dönem değil de bütün senenin konularından olsa daha az soru geliyor. Mesela burada da gözüktüğü gibi beş ve dört gelmiş. Hatta bu bile fazla. Onu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla biz mevsimler ve iklimden Ortalama iki tane soru bekliyoruz mevsimler beklimden bu sene 2024 dersek ortalamaya. 2020 ve 2023'te çok fazla soru gelmesine rağmen sınavın neredeyse yarısı olmasına rağmen ortalamada beş tane soruda burada geleceğini bekliyoruz. Tabii ki ortalaması altı falan çıkıyor ama biz burada beş tane yani neredeyse sınavın 20 sorudan 7 tanesini halletmiş oluyoruz. 2 tane konuyu yaparak Tonguç Eren Tabii ki programımıza uygun bir şekilde yapıyoruz bütün konuları. Teker teker e, 2 tane fen dersimiz var. Bu 2 fen dersinde... Dört tane ünite bitireceğiz seninle beraber ve ilk tekrar LGS setimizi kullanıyoruz ve burada hemen ödevini vermek istiyorum sana. Bunu bütün kitapçılardan ulaşabilsin, online'da da ulaşabilirsin Tonguç Mağaz'dan ve benzeri. İlk tekrar LGS birinci dönem konuları e, kitabımızdan sayfa 48-67 arası yani fen kısmında hemen sana göstereyim. Fen kısmı zaten başı. Mevsimler ve iklim. Bir, iki ve üçüncü hatta dördüncü testlerin. Dört tane testimiz var ve bu testlerin hepsi yeni nesil soru. Dikkat ettiysen. DNA ve genetik koddan da e, sayfa 67'ye kadar. Yani burada dört, beş, altı tane testimiz var. DNA genetik kod çok geniş olduğu için buradaki sorularda çok güzel hazırlanmış sorular. Hepsi anlamaya dayalı ve yeni nesil, beceri temelli dediğimiz sorulardan diyoruz ve Ardından yeni nesil Türkçe matematikten ödevin yok çünkü zaten Türkçe matematik değil fen dersindeyiz. Ana denemelerinde ödevinde zaten kampımızın sonlarında veriyoruz ki artık son değerlendirmelerimizi yapalım diye. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber mevsimler iklime başlangıç yapalım. Hadi bakalım. Bir kere mevsimler nasıl oluşur Tonguç Eren Bey? Soğuk ve sıcak olunca hocam. Harikasın. Soğuk ve sıcak olunca mevsimler oluşur. Çok güzel bir açıklama gerçekten de. Mevsimlerin oluşumun aslında dünyanın hareketiyle ve eksen eğikliğiyle bir alakası var. Dünyanın ortasından geçen çizgi ne diyorduk? Ekvator çizgisi. Harika. Ekvator çizgisini çok iyi Yani ortadan ikiye böldüğümüz zaman burası ekvator çizgisi. İşte bu çizginin aslında bu çizginin durumu da çok önemli. Güneşe bakan kısmı aslında güneşe doğru böyle eğik. Yani güneşe bakan kısmında normal düz durmuyor da e, dünya böyle güneşe doğru bir eğik duruyor tersine geçtiği zaman poposuna geliyor poposunu yakıyor güneş bu tarafa geldiği zaman da göğsünü yakıyor ve biz dünyanın göğsündeyiz zaten onu göstereceğim birazdan sana şunu unutmayalım Eksen eğikliği denilen bir kavram var. 23 derecelik ve bu 23 derecelik eksen eğikliği yüzünden mevsimler oluşuyor diyoruz ve dünyanın tabii ki güneş etrafında dönmesiyle de alakalı. Peki önemli tarihler neler? Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. 21 Haziran, 21 Mart, 21 Aralık, 23 Eylül. Bu önemli tarihleri çok iyi bileceğiz. Yani aslında bizim için mevsimlerin oluşmaya başladığı, mevsimlerin aslında gün dönümü dediğimiz ekinoks dediğimiz dönemlerinin oluşmaya başladığı yerler önemli tarihler bileceğiz. Ve iklim ve hava olaylarına baktığımız zaman iklimin ve hava olaylarının birbirinden farklı olduğunu, iklimin uzun zamanlar süresince geçerli olduğunu, hava olaylarında günlük işte hava tahmini, yarın yağmur yağacak gibi böyle kısa vadeli olduğunda bilmemiz gerekiyor. Peki önemli tarihleri ve ekseni iklini çok iyi bilelim ki soruları kaçırmayalım. Buradan hemen Uyarım yapayım ve hemen bakalım dünyanın hareketleri ve eksene ekleyeyim. Bir kere dünya güneşin etrafında ne kadar sürede döner evladım benim? Bir senede dönüyor. Harikasın bir senede yani 365 günde döner süpersin. Peki dünya kendi etrafında dönüyor kendi etrafına dönerken dikkat ettiysen buradan güneş geliyorsa güneş buradaysa bu güneşi gören kısmına gündüz burası da gece diyoruz. Yani gündüz gece oluşumu dünyanın kendi etrafında 24 saatte dönmesiyle oluşuyor. Bir de dünya güneşin etrafında dönerken aslında çok enteresan bir şekilde güneşe eğik bir şekilde bakıyor. Yani güneşe böyle tam e, önünden bakmıyor da böyle bir eğiliyor güneşin etrafında. Güneşin önünde eğiliyor. ...ve eğildikten sonra da güneşin diğer tarafına geçtiği zaman... ...yani ben mesela şöyleyim diyelim... ...benim kafam burada diyelim... E, ...şurada bir kafam var... ...burada bir kafam var... ...ben güneşi gördüğüm zaman hop eğiliyorum senin karşında diyorum... ...eğildiğim zaman... ...tamam bu şu anda önünde eğildim ama... ...güneşin öbür tarafına geçtiğim zaman... Artık ne oluyor? Kafam öbür tarafa doğru bakıyor. Popoma doğru güneş ısıtıyor benim. İşte bu çok önemli bir kavram. Neden diyeceksin? Çünkü bu eksen eğikliği 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği. Bunu da şöyle hemen düzeltelim. Dakika aslında bu. 23 derecelik eksen eğikliği aslında güneşin farklı bölgelerinin mesela burada göğsü yanıyor güneşin ama bu tarafa geçtiği zaman poposu yanıyor. Farklı bölgelerin farklı ısınmasını sağlıyor. Yani dünyanın üst kısmına biz kuzey yarım diyoruz. Hop burası kuzey yarım küre. Burası da güney yarım küre. İşte üst kısmı dünyanın burada mesela poposu yanıyor dünyanın alt kısmında, güney yarımkürede poposunda olan ülkeler işte Arjantin, Brezilya falan filan bunların hepsi aslında yaz mevsimi yaşıyor. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman, bu tarafa geldiğimiz zaman burası göğsü yanıyor. O zaman Türkiye, Avrupa falan filan burada da yaz mevsimi yaşıyor. Ama dikkat et. Burada yaz mevsimi yaşanırken alt kısım donuyor. Popomuz dönüyor Öbür tarafta çünkü. Popomuz aşağıda kaldı. Ve burada ise alt kısım yanarken üst kısım donuyor. Bunun temel sebebi de dünyaya gelen ışınların eğikliği. Bak dikkat et Tomushelan beyim. Burada güneş ışınları tam dikine dikine geliyorken burada ise eğik geliyor ve eğik geldiğinden dolayı nasıl mesela gün gün doğarken mesela eğik geldiği için daha az bir ısıtir şeklinde bir mantık var ne kadar dike yakın gelirse o kadar fazla ıstır, ısınma etkisi o kadar fazladır diyoruz kuzey kutup noktası zaten donuyor zaten burası buz gibi buralar buralar buz gibi çünkü eğik geldiğinden dolayı burada bazı kavramlar var şurası Ekvator çizgisi tam ortadan geçen. Aynı zamanda bir bazı dönenceler var. Bu sayı ekvator çizgisi. Burası yengeç dönencesi. Burası oğlak dönencesi. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede. Hemen onu da söyleyeyim. Oğlak dönencesi güney yarım kürede şeklinde aklımızda tutabiliriz. Ve aynı zamanda e, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Ekvator aslında bizim için en değerli yerlerden bir tanesi. Ve ekvator üzerindeki ülkelerde ...12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır... ...ama diğer ülkelerde... ...yani Türkiye'de mesela... ...kışın 18 saat... ...gece... ...6 saat gündüz yaşanabiliyor... ...yani gerçekten de... ...oradaki farkı hissediyorsun... ...ve 12 saat gece, 12 saat gündüzün... ...yaşandığı zamanlarda... ...21 Mart ve 23 Eylül... ...bu önemli tarihlere biz ne ad veriyoruz... ...Tonkuç evladım benim... Ekinoks. ...harikasın, Ekinoks adını veriyoruz... ...ve burada çok basit bir şey var... 12 saat eşittir 12 saat gece 12 saat gündüz. Ama 21 Haziran'da, 21 Haziran'da ve 21 Aralık'ta aslında en uzun gündüz veya en uzun gece olabiliyor. Ne demek bu? Şimdi ben yazın tam ortasındayken ki 21 Haziran benim için Türkiye'm için aslında yazdır. Ama Arjantin için, Brezilya için aşağıdaki ülkeler için de kıştır. Dolayısıyla buna Arjantin yazalım. Burada kıştır. İşte güney yarım kürede kıştır, kuzey yarım kürede yazdır şeklinde aklımızda tutalım lütfen. Bunlar çok önemli. Ve burada dike yakın ışınlar gelirsen ısınma etkisi daha fazladır. Burada da eğik geldiği için ısınma etkisi daha azdır. Birim yüzeye düşen ışık miktarı daha fazladır. Burada da daha azdır şeklinde yorumlayabiliriz. 21 Aralık'ta da tam tersi. Türkiye'miz için, Türkiye'miz için kıştır aslında. Kuzey yarım kürede olduğu için kıştır. Arjantin için baktığımız zamansa nedir evladım benim? Yazdır yani tam tersidir. Güney yarım kürede bunu bilirim. Bir kere gece gündüz süreleri değişiyor demiştik. Gece gündüz sürelerinde hemen bakacak olursak da Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken gündüz büyüktür gecedir. Bu kadar basit. Türkiye için söylüyorum. 21 Haziran'da. Ama Arjantin için tam tersi. Gece uzundur, gündüzdür ve aynı zamanda gölge boylarına baktığımız zaman da kış mevsimindeki gölge boyu gölge boyu büyüktür. Yaz mevsimindeki gölge boyudur. Bu her zaman geçerlidir. Isınma miktarlarında yaz mevsimindeki ısınma miktarı büyüktür. Kış mevsimindeki ısınma miktarı şeklinde aklımızda tutabiliriz. Aynı şekilde gece gündüz sürelerine baktığımız zaman yaz mevsiminde gündüz büyüktür, gecedir. Bu çok önemli. Kış mevsiminde ise gece büyüktür, gündüzdür. Bu ne demek? 12 saat gece, 12 saat gündüz. Toplam kaç saat gün evranım benim? 24 saat. Harika. 24 saat günün aslında 12 saati gece, 12 saat gündüz olması gerekiyorken yazın gündüz geceden daha fazladır. Kışında gece gündüzden daha uzundur. Yani 14 saat gece salıyorum 10 saat de gündüz olabilir. Peki hemen buna bakalım. Burada hangi mevsimler yaşanır? Hemen e, tekrar edelim. Birinci dönemde yani 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede Türkiye'de yaz burada kış yaşanır bitti bu kadar. 21-23 e, Eylül'de Haziran'dan sonra Eylül geliyor dünya böyle dönüyor saat yönünün tersine 23 Eylül'de bizde sonbahardır biz Kuzey Yarımküredeyiz aman lütfen unutma sonbahardır ama diğer tarafta ise ilkbahardır. 21 Aralık'ta bizde kış mevsimi yaşanır. Diğer tarafta yani güney yarım yaz mevsimi yaşanır. Aynı şekilde burada ilkbahar yaşanırken bizde burada da sonbahar yaşanır diyorum. Evet geldik. Hemen bakalım iklim ve hava olaylarının hızlı geçiyorum burada. Bir kere şunu unutmayalım. İklim dediğimiz şey aslında geniş bir alan içerisinde uzun zaman dilimleri boyunca gözlemlenmiş olayların ortalama sonuçları aslında bizim için iklimidir oranın. Mesela Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Türkiye'nin iklimi, işte karasal iklim bunlar zaten kesin sonuçları Çünkü 50 yıl boyunca gözlemlenmiş. Ya Akdeniz'de yazın yağmur yağmaz. 50 yıl boyunca gözlemlenmiş. Bu iklimidir Akdeniz'in. Yapacak bir şey yok. Ama Akdeniz'de yarın yağmur yağabilir. İşte bu da hava olayıdır. Yarın mesela yağmur yağacak. Ama yazın ortasında yağmur yağabilir. Ama Akdeniz'in genelinde 100 gün varsa yazın mesela 90 gün 3 ay mesela diyelim. 90 günün 85'i yağışsızdır. Bitti bu kadar. Bunu herkes kabul eder. Ama yarın yağmur yağabilir bir saatlik yağmur olabilir mesela işte bu dar alanda mesela Akdeniz'de Antalya bölgesinde Muratpaşa'da yağmur yağacak yani mesela bu dar bir alanda ve öğlenliğin saat 2'de 2'de 3 arasında yağmur i̇şte kısa zaman diliminde ve tahmini sonuç belki de yağmayacak. Ve meteoroloji ve meteorologlar bununla ilgilenir. Meteoroloji birimi meteorologlar bu bilimle uğraşan hava tahminciler aslında bununla ilgilenir. Ama klimatolog ve klimatoloji aslında bunun birimidir. Yani iklimin bilimi iklimatoloji aklında tutabilirsin. İklimatolog da bununla uğraşan birim insanıdır diyebiliriz. Hava olaylarından rüzgar çok önemli Tonguç Şener Benim Rüzgar deyince aklımıza yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden hava ama yatay yönlü hava gelecek aklımıza. Yüksek basınç ne demek aslında? Havadaki tanecikler aşağı doğru bastırıyor yüksek basınç oluşturuyor. Burada ise havadaki tanecikler aslında yerdeki tanecikler ısınarak yukarı çıktığı için alçak basınç alanı oluşuyor. Hatta biz bunlara alçak basınç ve yüksek basınç şeklinde söylüyoruz ve buradan buraya doğru da yatay yönlü hareketine biz e, hava hareketine biz rüzgar adını veriyoruz. Bu basıncın dengelenmesi için olan bir şey. Genellikle yüksek basınçta hava açık, e, bulutsuz olur ama alçak basınçta da hava bulutlu olur. Onu da unutmayalım diyoruz. Gökyüzüne yakın yerlerde atmosferde bulunan su buharı yani nem, havadaki atmosferdeki su buharına biz atmosferdeki Su buharına yani e, gaz halindeki suya aslında biz nem adını veriyoruz. Ve gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa yağmur, e, donarsa kar veya dolu oluşabiliyor. unutmayalım. Yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşursa yani su buharından suya dönüşürse yani gaz halinden sıvı haline dönüşürse çiğ oluşuyor. Ve kıra çiğ bunu da şu şekilde de yazabiliyoruz bu arada. Ve aynı zamanda... ...kırağı ve siste oluşabiliyor. Eğer donarsa kırağı ve su buharı şeklinde ama bulutlaşırsa... ...yüzey bulutu diyoruz, siste oluşabiliyor diyoruz. Peki, küresel iklim değişikliğine neye dikkat edeceğiz? Bir kere güneşten gelen ışınlar aslında yeryüzünde sulara... ...işte parlak yerlere çarparak yansıyor. Ve aslında buradan geldi geldi diyelim... ...sonra buradan yansıyıp dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyor, gidiyor... Ama eğer atmosfer tabakasının üzerindeki bu bazı gazlar özellikle karbondioksit gazı çok fazlalaşırsa bunun geri dönmesine yol açıyor. Yani buradan böyle geliyor, tam gidecek uzaya doğru gidecek. Oh rahatlayacağız ama ...içeride kalıyor. Bir daha yansıtıyor karbondioksit ve bazı gazlar onu. Bir daha yansınca içeride kalıyor. İçeride kalınca güneş ne olur. Isınırız ee, hocam. Harikasın, ısınırız. Isındığımız için de küresel ısınma oluyor zaten. Yani küresel ısınma dediğimiz şey... ...aslında buradan yola çıkıyor. Sera etkisi dediğimiz olaydan işte... ...burası sanki böyle bir... ...karbondioksit ve diğer gazlar bizi böyle... ...çeperliyor. Sera gibi kapatıyor. Dolayısıyla... Bir anda içerisi dünyanın ısınmaya başlıyor. Buzullar eriyor. Bir sürü iklim değişikliği oluyor. Yazın ortasında kar yağıyor, saçma sapan şeyler oluyor ve bu da tamamen işte karbondioksit gibi salınımını az yapmamız gereken gazların yani daha az üretmemiz gereken gazların fazla üretilmesinden işte araba egzozlarından oluşuyor işte fabrikalardan oluşuyor işte çok fazla yakıt yakmamızdan oluşuyor bunlar bize aslında ileride çok büyük zararlar verecek hatta dünyada şu anda gerçekten en büyük alarm veren konu bu işte pandemi mandemi geçti bitti onları atlattık ama şu anda bu konu dünyadaki en önemli ve en tehlikeli konular olarak e, gözlemleniyor diyoruz. Bununla ilgili soru da gelebilir. Çünkü gerçekten de bu konuda bilinçlenmek çok önemli diyoruz. Şimdi hadi bakalım seninle beraber yeni nesil soruları çözelim. Bu soruları istersen ilk başta sen hemen durdur bu videoyu durdur. Sonra çözmeye çalış. Eğer e, çözebilirsen ne hale ama çözemezsen lütfen beni dinle. çözdüysen bile benim nasıl yaptığımı görmen de iyi olur diyoruz. Hemen bakalım. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Şekil 1'de KLMN ülkelerinin K ee, burada L var. Ha, M var burada. N var. Tamam. Dünya üzerinde bulunduğu yerler ve şekil 2'de ise dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu konumlar göstermişti. Tamam. Buna göre hangisi söylenemez demiş. Bir kere hemen K'yi bir şey yapalım. K ve M kuzey yarım kürede. E, kuzey yarım kürede olanlar K ve M. Güney yarım kürede olanlara baktığımız zamansa N ve L. N ve L. Bunlar hakkında tutalım şimdi. Dünya birinci konumdayken. Dünya birinci konumda. Burası birinci konum. Ee, yani 21 Haziran'dayken. L ülkesinde kış. L güney yarım kürede. Bir kere e, 21 Haziran'da bizde yaz yaşanır. Yani kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Güney yarım kürede kış yaşanır. Doğru. Süper. ...M ülkesinde yaz mevsimi yaşanır. Hemen bakalım. E, M ülkesi Kuzey Yarımkürede'yi Türkiye olarak düşünebiliriz. O zaman evet yaz mevsimi yaşanır. Doğru mu Tonguç Ömer Bey? Evet mi? hocam. Harikasın. İşte bu doğru söyleyebilir O yüzden bunu geçtik. Dünya ikinci konumdayken, İkinci konu neresi? Burası. Yani Ekinoks 23 Eylül. Hem ki hem de M ülkesinde sonbahar mevsimi yaşanır. Bir kere... KVM aynı tarafta ve 23 Eylül Kuzey Yarımküre Eylül'de gerçekten de sonbaharda okullar açılır. 23 Eylül evet doğru bu da doğru. Dünya üçüncü konumdayken K ülkesinde yaz. Dünya üçüncü konumdayken hemen buraya geldik üç, 21 Aralık'ta K ülkesi Kuzey Yarımkürede 21 Aralık'ta Bizde yani kuzey yarım küre Türkiye'miz gibi düşüneceğiz. Bir kere 20 dakikada kış yaşanır. Bu saçılık bu söylenemez. Bunu bulduk bile. Tamam bakalım, dünya dördüncü konumdayken L ve N ülkelerinde sonbahar mevsimi yaşanır. L ve N aynı tarafları doğru. Güney yarım kürede e, yani bizim tam tersimiz. Biz e, aslında dördüncü konumdayken yani 21 Mart'ta ne yaşıyoruz? İlkbahar yaşıyoruz. Onlar da sonbahar yaşayacak. Bu da söylenebilir. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yepyeni bir soruyla beraber Yine çıkmış sorunun benzeri bir soru. Bu gerçekten de çıkmış sorular arasında iklim ve hava olayları soruları da geliyor. Dolayısıyla hemen odaklanalım. Bazı bilim insanları bir yerde meydana gelen atmosferik değişimleri inceleyerek hava durumunu belirler ve tahminlerde bulur. Meteorologlar yani zaten. Yukada Gözel'de Balıkesir'e ait belli saat aralıklarında gerçekleşmesi beklenen hava tahmin raporuna yer vermiştir. Tamam hava tahmin raporu yani 9'da yağmurlu işte 3'te e, e, bulutlu güneşli. Şimdi bu tahmini tamam buna göre raporla ilgili ifade hangi doğru demiş. Günlük değişken atmosfer olaylarına yer verilmiştir. Evet gerçekten de yağış işte bulut işte güneşti evet doğru diyebiliriz. Peki Bakalım. ...hava tahmini istasyonları ve meteoroloji uydularından gelen verilerle hazırlanmıştır. Evet gerçekten de hava tahmini istasyonları aslında bazı özel aletleri kullanarak... ...ve aynı zamanda uydulardan gelen görüntüleri de birleştirerek ne yapıyorlar? Diyorlar ki buraya doğru bulut gidiyor, görüntülerden görüyoruz. Evet gerçekten de nemlilik de artmış, hidrometre denilen özel aletler var. Ve ölçüyoruz. O zaman doğru burada yağmur yağabilirdi şeklinde e, belli verilerle tahminler yapıyorlar... Yağışlı günlerde sıcaklığın aynı olma zorunluluğu yoktur. Bakalım, yağışlı günlerde, bakalım, ee, mesela bu, ondan sonra bu, ondan sonra bu, sıcaklık 11, sıcaklık 13, sıcaklık ee, 18, bak burada yağış var. Dolayısıyla aynı olma zorunluluğu yoktur, bu da doğru, bunu da söyleyebiliriz. ...ve günlük değişken atmosfer olayları... ...evet cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı... ...hepsi değişiyor gerçekten de... ...dolayısıyla bunları da... E, ...bir araya getirerek diyoruz ki... ...üçü de doğru olabilir diyoruz. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru... ...meydana gelen hava hareketleri ne diyorduk? Rüzgar diyor. Tamam bunu söylemişti zaten. Şekilde grafikte bazı bölgelerin... ...basınç karşılaştırması verilmiş demiş. M'nin basıncı çok fazla... ...L'nin basıncı pıtırcık. Tamam bakalım. O zaman buna yüksek basınç diyebiliriz... Buna da alçak basınç diyebiliriz. Tamam. Buna göre keleme bölgeye ilgili hangisi yanlış demiş. Bakalım. L bölgesinde bulut ve yağış olma ihtimali L bölgesinde bulut ve yağış olma ihtimali M bölgesine göre daha fazla demiş. Bir kere alçak basınçta bulut ve yağış olma ihtimali daha fazladır. Evet doğru. Buna doğru söyleyebiliriz. Çünkü yüksek basınçta daha açık olur hava. Bu da doğru. M bölgesi K ve L bölgelerinin arasında ise... ...M bölgesi... ...yani şöyle... ...M, K, L diyelim tamam... ...burası yüksek basınç oluyor... ...buralarda alçak basınç oluyor aslında... E, ...M'ye göre... ...çünkü M en yüksek basınca sahip... ...peki... E, ...oluşan rüzgarların yönü farklıdır... ...buradan buraya doğru rüzgar... ...eser buradan buraya doğru rüzgar eser... ...çünkü yüksekten alçak basınca doğru... ...evet yönü farklıdır doğru söyleyebiliriz... ...bölgelerin sıcaklık değerleri... L büyüktür, K büyüktür, M şeklinde olabilir demiş. Şimdi bölgelerin sıcaklık değerlerini söylemiş bize. Bir kere yüksek basınç ve alçak basınç arasında sıcaklık değerleri olarak nasıl ilişki vardır? Bir kere yüksek basınçta genellikle hava daha soğuk olur. Alçak basınçta ise daha sıcak olur diyebiliriz. Ama genellikle tabii ki olabilir demiş zaten burada. O zaman yüksek basınçta hava ...daha soğuk olduğundan dolayı... ...evet gerçekten sıcaklığı en az... E, ...burada ise L'nin sıcaklığı da en fazla diyebiliriz. Olabilir, olabilir. K bölgesindeki hava yoğunluğu... ...M bölgesindeki hava yoğunluğundan daha fazladır. Bir kere... ...M bölgesinde yüksek basınç varsa... ...M bölgesini göster desem, ...böyle böyle noktalar birbirleriyle... ...böyle böyle yüksek basınçta inanılmaz yakındır. Alçak basınçta birazcık daha azdır... Burada da en az olacak zaten. Dolayısıyla buradaki hava yoğunluğu buradaki hava yoğunluğundan daha fazladır. O yüzden bu patlamış bir e, şey diyoruz, seçerek diyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Şimdi geldik DNA genetikoda en fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesi madde ve sonra ikinci yani hot topic diyebiliriz. Gerçekten de çok önemli bir topik. Trend topik bu aslında. Peki bakalım DNA'nın yapısı ve eşlenmesine bakacağız. Kalıtıma bakacağız. Mutasyon modifikasyona bakacağız. Adaptasyon ve biyoteknoloji denilen beş tane başlığımız var. DNA'nın yapısı ve eşlenmesi ve kromozom kavramı çok çok önemli. En fazla çıkan yerlerden bir tanesi DNA'nın yapısında iplik yapısını, ikili zincir yapısını, işte birbirine dolanmış sarmal yapıyı, aynı zamanda adenin, timin, guanin ve stozin yapısını, at sarayı aynı zamanda nükleotit gen kavramlarını ve kromozom kavramlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve eşlenmesinin de hücre bölünmesinden önce olduğunu bilmemiz gerekiyor. DNA eşlenmesiyle alakalı senelerdir her sene soru geldi. Kalıtıma baktığımız zaman Mendel dediğimiz bir arkadaşımız var. Mendel e ne deneyi yapmıştı evladım benim? Kim ne deneyi yapmıştı? Bezelyeler hocam. Harikasın. Bezelyelerle işte bezelyelerle yaptığı deney sonucunda Mendel dünya bilim tarihine geçti ve gerçekten de e, kalıtımın babası olarak biliniyor Mendel arkadaşımız. Ve bezelyelerle işte e, homozigot işte sallıyorum e, baskın çekinik bu kavramların hepsini bu geliştirdi diyebiliriz sonrasında olasılık hesaplarıyla biz çocukların işte yüzde yirmi böyle olur yüzde ellisi böyle olur homozigottur saf döldür çekiniktir falan filan onlara bakıyoruz mutasyon ve modifikasyon kavramları da aslında ee, ...dış etkenler yüzünden, radyasyon, kimyasal maddeler ve benzeri gen yapısının bozulması... ...ve bu mutasyonlar yüzünden de bazı işte e, yampirik, gümpürük işte bilmem şeyler olabiliyor... E, canlılar ortaya çıkartabiliyor bu mutasyonlar. Hatta işte Çernobil patlaması olduğu işte... ...dört e, boynuzlu... E, ...keçiler çıktı, sallıyorum... ...işte e, iki başlı yılan oldu... İki, ...bu mutasyonları örnek... ...albinoluk mesela mutasyon örnek... ...altı parmaklılık mutasyon örnek... ...bunlar da farklı komplikasyonlar... ...ama genetik yapının değişmesi... ...modifikasyon ise genetik yapı değil... ...sadece dış görünüşün değişmesi... ...yani mesela işte kaslı bir vücut... ...işte bronsten ...bunlar sadece dış görünüşün değişmesi... ...normalde adamın kaslı vücudu yok ki... ...adamın, adamın normal vücudu var ama... ...çok çalışmış, günde beş saat spor yapmış... ...kaslı olmuş gibi düşünebilirsin. Adaptasyona baktığımız zaman da... ...tabii modifikasyonla alakalı... ...çok güzel örnekler var işte... ...kraliçe arı olsun, çuha çiçeği olsun... ...ve benzeri onlara bakacağız. Adaptasyona baktığımız zamansa... ...çevreye uyum sağlamak... ...adapte olmak. Mesela sen bu dersi... ...adapte oldun mu evladım benim? Biraz hızlı adapte oldum hocam. Aynen evet birazcık hızlıyız biliyorum. Adapte oldun ama tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla gerçekten... ...senle beraber harika bir şekilde bu derse adapte olup LGS Efendi harikalar yaratacağız. Peki adaptasyonda işte çevreye uyum sağlaması. Mesela bir tirkinin ya kutupta yaşıyorsa her taraf bembeyaz beyaz olması veya kutup ayısının beyaz olması oraya adapte oluyor veya e, kürkünün kalın olması adapte oluyor. Bu donacak yoksa kürkü kalın olmaksa. Öyle düşün. Veya e, normalde tirkinin ...çölde yaşarsa da kahverengi olması... ...sallıyorum mesela bu da oraya adapte olması. Biyoteknoloji ise aslında... ...genetik mühendisiyle beraber çalışan... ...ve bizim şu anda birçok şeyimizi işte türlerin ıslahı bir sürü fazla ürün üretme işte mısırların bu kadar çok fazla bir anda şey şey vermesi ürün vermesi aynı zamanda meyveli yoğurt vitaminler falan filan genetik mühendisiyle ilgili bir, tür, bir sürü gelişme DNA parmak ise hepsi buradan çıkıyor diyebiliriz. Şimdi hücreden nükleotide baktığımız zaman ilk başta hücrenin yapısını incelediğimiz zaman hücre zarımız var ve çekirdeğimiz var. Çekirdeğin içerisinde de Bey'im... Hücre bölünme sırasında görünür hale gelen kromozomlar var. Kromozomlar insanda kaç tane kromozom var öğrenmem? Ee, 46. Harika. İnsanda 46 adet kromozom var. Bu kromozomlar insandaki sayısı bu insan için. Peki e, mesela eralto otunda kaç tane kromozom var? Hatta bunu herkes biliyor ama 500 tane kromozom var. Hayda, hocam o zaman benden daha mı gelişmiş? Hayır, alakası yok. Eğrelti otu bizden çok daha az gelişmiştir. Biz çok daha gelişmiş. Çünkü bizim içimizdeki şifre önemli. Sayısının bir önemi yok. Mesela moli balığında 46 tane var. E aynı kromozom o zaman biz moli Hayır öyle bir şey yok. Bunlar içindeki şifreleri ölçülüyor. Şimdi kromozomun içinde ne var peki? Bakalım. Kromozomun içerisinde DNA'larımız var. DNA'larımız bizim insan olarak çok gelişmiş. Hem molibalığından hem otundan Dolayısıyla onun sayısının fazla olması, aynı olması hiçbir önemi yok. Dolayısıyla içindeki şifre yani DNA'larımız farklı. DNA'larımızın farklı olmasını sağlayan şeyse DNA'larımız içindeki genler benim özelliklerim. Mesela senin göz rengi genin benim göz rengi gerimden farklı olduğu için senin ve benim göz renklerim farklı birbirinden. Veya saç renklerimiz farklı veya ten renklerimiz farklı. Genlerimiz aslında DNA'ların görev birimi. DNA'nın görev birimi deyince aklımıza hemen gen gelecek. Peki DNA'ların yapı birimi nedir desek? Yapı birimi de nükleotitlerdir ve DNA'nın yapı taşıdır. Aynı binanın, binanın... Aslında tuğlaları gibi. O zaman yapı birimi deyince aklımıza nükleotit yani tuğlalar gelecek. DNA'nın tuğlaları bunlar. DNA'lar da aslında proteinle birleşerek kromozomu oluşturuyor. Yani kromozom buradaki en büyük yapı diye düşünebilirsin. Kromozomdan sonra DNA geliyor. DNA'nın içinde genler var. Genlerin içinde nükleotitler var. Nükleotitlerin içinde de adenin, timin, guanin ve suzinden baz dediğimiz parçalar var diyeceğiz. Görev birimine de gen demiştik unutmayalım. Ve şunu da unutmayalım. Nükleotidin yapısını incelediğimiz zaman bir tane fosfat var. Paşa bahçe şeklinde kodlayabiliriz bunu arada. P, Ş, B. Fosfat var. E, şeker var ve baz var. Fosfat zaten her zaman aynı P şeklinde gösteriliyor. E, şeker deoksiriboz şekeri olduğu için D şeklinde yazabilirler. Unutmayalım. Baz da adenin, timin, guanin ve stozin ...A, T, G ve C şeklinde yazılıyor. S diye yazılması gerekiyor ama S diye yazılanlar da var. O, orada da mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Tonguç evladım benim. DNA'da aslında burası çok önemli. Şöyle iki zincir var ve bunlar birbirlerine böyle dolanıyorlar saç örgüsü gibi. Burada A varsa onun karşısına T geliyor. Burada G varsa onun karşısına C geliyor. Burada e, mesela e, yine G olsun... Onun karşısına e, yine C geliyor. Burada e, T olsun onun karşısına A geliyor. Burada e, C olsun onun karşısına G geliyor şeklinde at Galatasaray şeklinde ...aklında tutacağız. Ve bunlar birbiriyle eşleşiyorlar. Ve bu eşleşmeyi, bu eşleşmeyi DNA eşlenmesinde görüyoruz ve hücre bölünmesinden önce oluşuyor. Ve şöyle oluyor. DNA böyle dururken bir anda kollarını açıyor ve buna uygun, buna uygun ve buna uygun e, şeyler geliyor. Buraya uygun nükleotitler diziliyor ve uygun nükleotitler dizilince burada aslında iki tane aynı DNA oluşuyor. Bak burası A diyelim. Burası A diyelim. Burada T vardı eskiden. Burada G olsun. Burada C vardı eskiden. Burada G olsun, burada C vardı eskiden. Şimdi A'nın karşısına ne gelecek T gelecek. T'nin karşısına ne gelecek A gelecek. Ee, G'nin karşısına, karşısına C gelecek. G'nin karşısına C. C'nin karşısına G. C'nin karşısına G. Bak burasıyla at, G, C, G, C. Burası at, G C, G, C, Aynı oldu. işte. bu yüzden ikiz DNA'lar oluşuyor ve bu hücre bölünmesi sırasında oluşuyor. O yüzden hücre bölünmesinde mitoz bölünmede aynı iki tane... Canlı oluşuyor. Çünkü aynı DNA'lar var burada. İşte bunun sebebi de aslında bu. Geldik hadi bakalım şimdi kalıtıma. Şimdi kalıtımın babası kimdir? Ee, Mendel. Harikasın. Mendel arkadaşımız gerçekten de kalıtımda tarih yazmış bir bilim insanıdır. Aynı zamanda papazdır, rahiptir bu arada. Baskın ve çekinik genleri tespit eden insandır aslında. Baskın ve çekinik genler şu. Baskın deyince büyük harfleriz demiş. Çekindikten de küçük harfleriz demiş. Tamam eyvallah. Ne demek bu? Her insan, her insan annesinin ve babasının aslında birleşimiyle oluşmuştur. Annesinden bir şey almıştır, babasından bir şey almıştır. Ben mesela babamdan büyük A almışım, e, annemden de küçük A almışım ve ben buyum artık. Ben iki tane harfle gösteriliyorum. Her bir gen için. Mesela göz rengim bu salıyorum. Saç rengim büyük B küçük B salıyorum. İşte her bir özelliğimi iki şey kontrol ediyor. Annem ve babam. Annem ve babamdan ne geldiyse bana öyle geliyor. Peki annem ve babamdan bana ne gelebilir? Annem annem ve babamdan bana ikisi de büyük harf gelebilir. Veya ikisi de küçük harf gelebilir. Veya bir tanesinden büyük bir tanesinden küçük gelir. Şimdi bu durumlara biz buna biz saf döl Buna da saf döl diyoruz. İkisi de çünkü aynı küçük harf büyük harf veya yani işte ikisi de aynı harf büyüklüğünde. Ama buna biz melez adını veriyoruz. Hatta bunların diğer adlarını ne diyorduk Tonguş Evladım benim? Buna homozigot diyorduk. Buna da homozigot diyorduk. Buna ise hetero ...zigot adını böyledik. Bunlar çok önemli. Bunlar temel kavramlar. Şimdi... ...temel kavramları bilip de soruları yapabiliriz. Peki bu... ...homozigot baskın. Bu... ...homozigot çekinik. Neden? Çünkü küçük harflerle... ...oluşturulmuş. Bu ise melez. Homozigot... ...homozigot bilmem nesi yok. Zaten melez. Yani e, birisi büyük... ...birisi küçük diyeceğiz. Şimdi işte... ...bunların üzerine Mendel bir deney yapıyor. Diyor ki ben... ...homozigot baskın anneyle homozigot çekinik babayı alırsam, çaprazlarsam ne olur diyor. Orada punet karesi devreye giriyor. Punet karesi diyor ki sen e, anneyi buraya yazarsın, babayı da buraya yazarsın, çiftleştirirsin. Anneyi buraya yazıyorum. Büyük A, büyük A. Babayı da buraya yazıyorum. Küçük A, küçük A ama alt alta yazdım. Yani normalde yan yana olması gereken şimdi bunları birleştiriyorum. Bununla bu birleşirse büyük A, küçük A. Hep büyük harf başta gelir bununla birleşti büyük a küçük a. Bununla birleşti büyük a küçük a. Bununla birleşti büyük a küçük a. Yani aslında böyle şu ikisi birleşti, şu ikisi birleşti, şu ikisi birleşti şeklinde yazıyorum. Bütün çocuklar ne çıktı? Melez çıktı. Bütün çocuklar heterozigot çıktı. Sonra ne yapmış? Bu birinci çocuklara F1 dörü demiş. Birinci kuşak demiş. Sonrasında bunlardan da kendi aralarında çiftleştirince bir anda ortaya şöyle bir manzara çıkmış. Hatta gelsenle beraber yapalım. Bu çok önemli bir çiftleştirme çünkü bunu yaptığımız zaman olayı anlayacaksın. Burası çok önemli. şurayı yazalım. Şöyle Punet karesini buraya çizelim. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Yani bu anne olsun, bu da baba olsun. Bunları böyle yazdım Punet karesiyle. Bu ikisini birleştirirsem büyük A büyük A. Bu ikisini birleştirirsem büyük A küçük A. Bu ikisini işte büyük a küçük a. Bu ikisini işte küçük a küçük a. Oha, nes. çocuklara bakar mısın? Büyük a büyük a çıktı. Bunu yazdım. Büyük a küçük a çıktı. Bunu da yazdım. Büyük a küçük a çıktı. Bunu da yazdım. Bir de küçük a küçük a çıktı. İşte bu çocuklara biz f2 dölü diyoruz ve sınavlarda en fazla bundan soruluyor. Çünkü burada yüzde yüz melez çıkmışken f1 dölü, f2 dölüne bakar mısın? Aman Allah'ım, burada %50 e, saf döl, %50 melez çıktı. Genotip %50 saf döl, %50 melez çıktı. Peki fenotip'e bakalım. Fenotipte şöyle bir şey var. Bazı özellikler var. Mesela uzun kısa. Mesela baskınlık e, uzun özellik baskındır, uzun bezelye baskındır, kısa bezelye diyelim. Baskın özellik ki çekinik özelliği yener. Yani eğer şu ikisi bir araya geldiyse büyük harf küçük harfi yener ve bezelliği uzun olur. Mesela bu uzundur. Bu da uzundur. Bu da uzundur. Bu da uzundur. Peki şuna bakalım. Bu nedir? İkisi de uzun zaten. Ya bu da uzundur. Bu nedir peki? İkisi de kısa. O zaman kısadır bu. Dolayısıyla burada mesela bu bezelliğin uzun olduğunu söyleyebiliriz. Hop. Çünkü ikisi de büyük harf. Uzunluk baskın. Bu bezelyenin de uzun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir büyük harf küçük harfi yener. Bu da uzundur ama bu kısadır. İşte burada çok enteresan bir şey çıkıyor. Dört çocuktan üç tanesi yani yüzde yetmiş beşi uzun çıktı. Yüzde yirmi beşi kısa çıktı çocukların. İşte bu oranı çok sorarlar hatta bunu 3 bölü 1 şeklinde de yazabilirler sınavlarda geçen senelerde bunu yazdılar çok enteresan benim de çok acayipime gitti ama yazdılar 3 bölü 1 oranını yazdılar onu da söylemek istiyorum peki geldik şimdi mutasyon ve modifikasyona genlerin yapısında meydana gelirse bir değişim biz buna mutasyon diyoruz ve e, bu aslında etken ortadan kalkınca eski haline dönmüyor çünkü gen yapısı geçmiş olsun bozulmuş oluyor Üreme öncesinde oluşur ise kalıtsalı çocuklarına aktarılıyor. Çünkü üreme hücresiyle sen kendi çocuklarını oluşturuyorsun. Modifikasyona baktığımız zaman genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler. Bak bu yapısında bu da işleyişinde ama asla gen yapısı bozulmadığı için etken ortadan kalkınca mesela işte bronzlaştım bronzlaştım kış geldi norm normale geri dönerim. Veya işte kas yaptım kas yaptım sporu bıraktım tekrar eski halime dönerim. O zaman etken ortadan kalkınca eski haline dönüyor. Kalıtsal değildir bunu unutmayalım. Burada bazı özellikler mesela altı parmaklılık, albinoluk veya hemofili hastalığı, işte ee, sallıyorum ee, hemofili hastalığından başka kalıtsal hastalığı. anemi hastalığı, Akdeniz anemisi mesela son. Bunun gibi bir sürü hastalık mutasyon yüzünden oluşuyor diyebiliriz. Peki modifikasyona baktığımız zaman neler var burada? ...çuha çiçeğinin kırmızı veya e, beyaz olması. işte sıcakta yetişince farklı bir renk, soğukta yetişince farklı bir renk oluşuyor. Veya e, arı sütüyle beslenen e, arıların aslında kraliçe arı olması. Kraliçe arı olması. Veya işte e, sallıyorum bronzlaşma ve kas yapma veya Himalaya tavşanı, Himalaya tavşanı veya bunlar çok önemli. Bunlar karşımıza çok geliyor. Veya şu da önemli sirke sineğinin kanatlarının kıvrık olması. Sıcakta büyüyünce kıvrık kanatlı oluyor. Soğukta büyünce düz kanatlı oluyor şeklinde düşünebiliriz. Şimdi geldik adaptasyona. Bir canlının bulunduğu ortama uyum sağlamasına biz adaptasyon diyoruz. Ve yaşam şartlarına adapte olabilen canlılar hayatta kalmasına biz doğal seçilim adını veriyoruz. Şimdi ilk başta adaptasyona bakalım. Yapraklarımız eğer sulu bir ortamda yaşarsak nilüfer e, bitkisini kastedelim, Geniş yapraklı oluyor çünkü su çok fazla. Yaprak su kaybeden aslında bir yapıdır. Terleyen bir yapıdır aynı insanlar gibi ve yaprağın terleme yüzeyi ne kadar fazla olursa, yaprak ne kadar geniş olursa o kadar fazla su kaybeder. Sulu ortamda yaşıyorsan su kaybından endişe etmene gerek yok ama çölde yaşıyorsan yaprakların artık senin için küçücük olmalı. İşte diken yapraklılık oradan ortaya çıkıyor. Ufacık, minnacık yani pıtırcık yaprakları var. Çünkü diken şeklinde yaprakları. İşte bu yüzden diken yapraklı olan kaktüsler bizim için aslında e, bulunduğu susuz ortama en iyi uyum sağlamak. Hatta içinde su da yapılarlar bunlar bu arada. Su çünkü yok ya en azından içimizde birazcık tutalım Bulduğumuzda harcamayalım derler. Veya e, develerin hörgüçlerinde yağ biriktirmesi ve bu yağın aslında metabolizması sonucunda inanılmaz su ortaya çıkıyor ve develer susuz bir şekilde günlerce yol alabiliyorlar ve çölde yaşıyorlar. Zaten mantıklı çölde yaşamaları, çölde onlar yaşayabiliyorlar. Çölde işte diğer canlıların yaşaması, işte hızlı koşan diğer canlıların yaşaması mümkün değil. Çünkü onların çok fazla suya ihtiyacı var. Su yok ki orada. Dolayısıyla develer şöyle uyum sağlamış veya e, çöl tilkileri uzun kulaklı, büyük oluyor ve rahatlıkla terleme yapabiliyorlar. Ama kutup tilkileri bembeyaz oluyor, kürkleri karın oluyor ve benzeri oraya adapte oluyorlar. İşte iki tane ayı var diyelim Tomuş herhalde benim. Bir tanesi siyah ayı, bir tanesi beyaz ayı. İkisini de attın diyelim şeye, kutuba. Kutupta her yer bembeyaz. Hangisi daha rahat yaşayabilir dediğin zaman kutup ayısı daha fazla, ayı, daha rahat yaşıyor ve Oraya uyum sağladığı için, ya oraya uygun olduğu için doğal olarak zaten seçiliyor. Öbür ayı aç kalıyor. Neden? Bir şey yakalamaya çalışıyor, her yerden gözüküyor adam. Bembeyaz bir yerin içerisinde simsiyah bir ayı düşünsene böyle eşek kadar karşı bir avlanacak, sana karşı bir ayı geliyor Kar karşıdan e hemen kaçarsın sen. Dolayısıyla herkes görebiliyor o ayıyı. İşte kutup ayısını göremediği için rahatlıkla avlanabiliyor ve rahatlıkla hayatını sürdürebiliyor. İşte buna doğa seçilim diyoruz. Burada aslında doğa seçilimde uyum sağlayan ayakta kadar diğerleri de elenir diyoruz. Geldik biyoteknoloji uygulamalarına. Peki, biyoteknoloji deyince bir kere genetik mühendisi kısmını bir kenara koyacağız. Ama tıp, tarım, gıda, çevre birçok çalışması var. Mesela aşı üretimi. İşte RNA aşıları ürettik değil mi? Tıpta şu anda işte e, bu aşılar Biontech, Miontech sayesinde ne yaptık? Aslında biz... ...pandemiyi yendik... ...veya ilaç üretimi... ...işte bir sürü ilaç üretiyorlar... ...hem genetik özellikleri kullanıyorlar hem de... ...işte vitamin tabletleri ve benzeri üretiyoruz... ...antibiyotik üretiyoruz... ...tarıma baktığımız zaman... ...tarımda hayvancılıkta tarımsal ürünlerin... ...verimliliğinin arttırmasına ıslah... ...oldayı burada çok önemli... ...yani bir... E, ...bitkiden 3 kilogram hasat alıyorken onu 5 kilograma çıkarmak aslında tarımdaki hastalığı arttırmak gibi mesela. Veya gıdada işte GDO'lu ürünler ve benzeri buradan çıkıyor aslında. Besin değeri yüksek ürünler üretmek veya raf ömrü uzun ürünler üretmek veya düşük maliyetli ürünler üretmek bunun her birisi de gıda ve tarım birbirle bağlantılı aslında. Çevreye baktığımız zaman enerji üretimi, arıtma tesisleri ve biyolojik temizleme mekanizmaları işte bakterileri kullanarak artık birçok şeyi temizleyebiliyoruz. Bakterileri aslında temizlik için kullanabiliyoruz gibi farklı yöntemler var. Tabi genetik mühendisinde DNA parmak izi var, klonlama var bu da çok önemli. DNA parmak izi aslında bizim bütün parmak izimizden de daha iyi bütün e, şifrelerimiz DNA'da. Aynı zamanda e, ne var? Klonlama dediğimiz mekanizma var. Klonlama da aslında ne yapıyor? E, bizim gibi bir canlının aynısından bir tane üretiyor. İşte Dolly klonlanan ilk koyundu. Aynısından üretilebiliyor diyoruz. Peki şimdi geldik yine sorularımıza. Bu öğrenci ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Yanlıştır soruyor. Tamam bakalım. Bazı canlı türlerinin, vücut hücrelerinin 2N kromozom sayıları grafikteki gibidir demiş. Bir öğrenci grafiğe göre e, bitki ve hayvan türlerinde aynı sayıda kromozom bulunur mu? Bakalım, bitki ve hayvan türlerinde. Soğanda 16 kromozom varmış. Şunu bir kenara yazalım. E, Eğrelti otunda 500 kromozom, maşallah. İnsanda 46 kromozom, tamam. Güvercinde 16 kromozom varmış, tamam. Moli balığında 46 kromozom varmış, tamam. Kurt bağrı bitkisinde yine 46 kromozom varmış. Şimdi bakıyorum. E, bitki ve hayvan türlerinde aynı sayıda kromozom bulunur mu? Soğan ve güvercin. Evet, aynı sayıda kromozom bulunur mu? Evet, bulunabilir. Evet. Buna cevap verebiliyorum. Farklı tür canlıların kromozom sayıları aynı olabilir mi? Farklı tür canlı. Moli balığı, insan ve kurt baharı Evet, kromozom sayıları aynı. Evet, bu da olabilir. Doğru. Farklı tür canlılar Kromozom sayısı ile canlı gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? Şimdi bakalım. 500 eirelti otu, insan 46. Yoktur. Yoktur. Neden? Çünkü insanın daha fazla kromozom sayısı olması gerekiyordu. Olsaydı eğer... Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynı mıdır? Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynı mıdır? Sorularını cevap mı? Şimdi bunu nereden bileyim? Dur bakayım düşünüyorum. İnsan dediğine göre aynı tür. insan türünün içerisinde aynı, aynı tür canlılar vardır. Hmm, evet yani ama bilmiyorum. Bakalım dur. Birinci soruyu soğan ve güvercin örnek göstererek cevap. Evet ben de zaten soğan ve güvercine baktım. Evet doğru. İkinci soruyu insan ve moli balığını örnek göstererek cevaplandırabilir. İnsan ve moli balığı neydi, neydi aslında ikinci soru? Farklı türden kromozom sayısı aynı olabilir mi? Evet insan ve moli balığı farklı tür ama aynı kromozom sayısı doğru söyleyebilir. Üçüncü soruyu eğrel tohutu ile insanı örnek göstererek cevaplandırabilir. Üçüncü soru neydi? Kromozom sayısı ile canlı gelişmiş arasında bir ilişki var mı? Evet eğrel daha gelişmiş değil kardeşim böyle bir şey yok. Bununla doğru. Dördüncü soruyu moli balığı ve kurtbağı bitkisini örnek göstererek cevaplandırabilir. Hayır aynı türü canlıların kromozom sayıları aynıdır demiş. Dikkat et. Moli balığı kurt ise aynı türü canlı değil. Dolayısıyla bunu böyle cevaplandıramaz. İki tane insanı yan yana koyar. İnsanların kromozomları aynıdır diyebilir. O yüzden cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ben dedim bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerine benzer örnek bir çalışma şekildeki gibi şematize edilmiş demiş. Tamam bakalım ata bireyler. Birinci kuşak, ikinci kuşak demiş. F1, f F2, f tamam. Sarı tohumlu bezelye, yeşil tohumlu bezelye. Sonra birinci kuşakta ikisi de sarı çıkıyor. Tamam. Sonra üç, ikinci kuşakta bir tanesi yeşil çıkıyor da üç tanesi sarı çıkıyor. Tamam. Fenotipleri de vermiş bize. Fenotip dış görünüş demek. E, genotip de iç genetik yapısı demek. Tamam bakalım. Birinci kuşakta oluşan bütün bezelyeler sarı tohumlu. Evet. Gözüküyor zaten. İkinci kuşakta oluşan yüzde yüz sarı demiş zaten. İkinci kuşakta oluşan ...bezeryelerin yüzde yirmi beşi yeşil tohumlu... ...evet doğru... ...yüzde yirmi beşi sarı tohumlu... ...evet doğru tamam bunlar zaten bize söylemiş... ...verilen bilgilere göre hangisi yanlış demiş... ...bir kere mendel deneyine göre yaptığına göre... ...bir kere şu bir tane pıtırcık... ...çekiniktir... ...öyle yüzde yirmi beş bir şey varsa bu çekinik... ...bu da baskın olacak... ...şimdi sarı ve yeşili... ...organize edersek... ...diyorum ki mesela diyelim ki... ...büyük B e, harfi ne olur... ...büyük B harfi burada sarı olur küçük B harfi de yeşil olsun şimdi burada büyük B küçük B diyelim mesela bu ikisi de çekinik olacak küçük B küçük B bu ve bunlara bakacak olursak da bu, eğer bu çıktıysa bunların içinde annesinin bir tanesi babasının bir tanesi de küçük b küçük b olacak. Ve bunlar sarı olabilmesi için aslında diğerlerinin de büyük b olması gerekiyor. Yani kesinlikle melez olmaları gerekiyor bunların. Hem sarı iki tane sarının çocuğu yeşil çıkmış. O zaman bunlar yüzde yüz melez. İşte yüzde yüz melezlerin çaprazlanması sonucunda büyük harf ikisi de bir tane büyük bir tane küçük. Bir tane büyük bir tane küçük. Hatta punet karesini yaparsak da bunu görebiliriz. Hemen şöyle göstereyim hop hop. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Bunları çarpmadığınız zaman büyük B, büyük B çıkar. Büyük B, küçük B çıkar. Büyük B, küçük B çıkar. Küçük B, küçük B çıkar. Yani bu işte burada. Diğerleri şu ikisi. Bu da burası diyebiliriz. Şimdi ata bireyler homozigot. Şimdi ataya gelecek olursak da. Eğer bunlar Mendel deneyine benzer bir şey yaptıysa bu çocukların çıkabilmesi için bunun büyük B, büyük B. Bunun da küçük B, küçük B olması gerekiyor. Çünkü bu yeşilse eğer bu kesin böyle. E bunun çocukların hepsi böyle çıkabilmesi için de bu da büyük B, büyük B olmak zorunda. Şimdi ata bireyler homozigot genetiplidir. Evet bu söylenebilir. Mendel deneyine uygun bir deney. Birinci kuşakta bezelyelerin hepsinde bir de 100 yüz sıra çıkmış tamam bakalım birinci kuşakta bezelerin hepsinde yeşil tohum geni bulunur demiş birinci kuşakta evet yeşil tohum geni küçük b harfi evet doğru bu da söyleyebilir. birinci kuşaktaki bütün bezelerde yüzde yüz sıra çıkmış ama içinde mutlaka bir yeşil tohum geni var küçük b yeşil tohum geniydi ikinci kuşakta bezelerin melez olma ihtimali saftör olma ihtimalinden fazladır bakalım ikinci kuşak burası Melez olma ihtimali yüzde elli. Saf döl olma ihtimali bu ikisi yani yine yüzde elli. E fazladır ne alakası var kardeşim? İkisi de aynı. Melezle saf döl olma ihtimalleri aynı. İkinci kuşakta bezelyelerin yarısı hem baskın hem çekinik gelin birlikte taşı demiş. Evet bunlar hem baskın hem çekinik gelin birlikte taşıyorlar ve bunlar da bezelyelerin dört bezelyenin yarısı diyoruz. Bu da doğru. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik bir öğrenci fen bilimleri dersinde adaptasyon konusu ile ilgili şekildeki panoyu hazırlıyor demiş. Canlılardaki adaptasyonlardan yola çıkarak aşağıdaki hangisi ulaşamaz Bakalım burada bulunduğu ortamda fark edilmesini önleyen beyaz kürke soğuktan koruyan yağlı deriye sahiptir. Tamam. Geniş ayakları rahat yüzmesini sağlarken sık tüyleri ve yağlı derisi vücut sıcaklığının korumasına yardımcı olur. Penguen süper. Bu da kutup ayısıydı tamam. Burun ve kulaklarındaki uzun kullar kum fırtılarında bu organlara toz girmesini engeller ve hörgücünde depoladığı yağı açlık ve susuzluk durumunda kullanır. Tamam. Deve için söylemiş bunu da. Uçamazlar. Güçlü bacakları sayesinde hızlı koşabilirler. Bu da deve kuşu demek. Tamam. Şekiller birazcık tam görünür olmamış ama olsun. El çizimi olduğu için tabii böyle şeyler olabilir. Hangisini hoşlamaz? Kutup ayısı ve penguende benzer adaptasyon vardı demiş. Evet, bakalım. Soğuktan koruyan yağlı deri, yağlı derisi. Evet, buna ulaşılabilir. Ee, yağ dokusu penguen ve devede aynı görevi yapar. Şimdi penguende yağlı derisi vücut sıcaklığını korumasını sağlardı. Ama burada ise ee, ne diyor? ...hörgücünde depoladığı yağı açlık ve susuzluk durumunda kullanıyor. Bu yanlış bir ifade. Aynı görevde kullanılmaz. Deve de e, açlık ve susuzluk durumunda kullanılıyor. Kutup ayısı bulunduğu ortamda kamufle olma özelliğine... Kutup ayısı bulunduğu ortamda kamufle olma özelliğine sahipti demiş. Bakalım. Evet gerçekten de fark edilmesini önleyen beyaz kürk. Bu doğru. Devenin sahip olduğu özelliklere doğurduğu yavrusu da sahip olur demiş... Evet doğru. Zaten bunlar e, oraya adapte olmuş canlılar. Genetik yapısının içerisinde var olan özellikler çocuğu da aynı şekilde doğacak diyebiliriz. E, peki o zaman cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden derslerimize de başlayalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.